Merhabalar, ben Nimet Gül Karakuş. 1973 yılında Tarsus'ta doğdum. İki çocuk annesiyim. İlk İlnoyasını 11 yaşında Çamlıya'yla da öğrendim. Ve bu süre içerisinde ben de diğer hanımlar gibi İlnoyası günlerine katıldım. Buradan topladığım İlnoyalarını satarak kendime gelir elde ettim. 2008 yılında Çamlıya'yla Halk Eğitim Merkezi'nde İlnoyası usta öğreticisi olarak göreve başladım. 4 yıl Çamlıya'yla Halk Eğitim Merkezi'nde ve 1 yılda Tarsus Halk Eğitim bu süre içerisinde 1 yıl Tarsus Halk Eğitim Merkezi'nde görev yaptım. Daha sonraları Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nün açmış olduğu İlnoyası yarışmasında birincilik ödülü aldım. İlk Olgunlaşma Enstitüsü ile burada tanıştım ve ilk göreve de Olgunlaşma Enstitüsü'nde burada başladım. Benim yapmış olduğumu Çamlıya'yla da öğrencilerimizle yapmış olduğum tasarımları ilk Adana Olgunlaşma Enstitüsü'ne taşıdık ve ilki de burada başlattık. Daha sonra bir yıl görev yaptıktan sonra Mersin Valimizin talimatıyla Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'ne alındım. Ve 8 yıl Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde görev yapmaktayım. Bu süre içerisinde Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışma sürem içerisinde Çamlıya'yla da emekten ilmeğe, ilmekten emeğe yarışmasında, İlnoyası yarışmasında ikincilik ödülü aldım. Ve enstitümüzün yapmış olduğu ustalar arası tasarım yarışmasında da Hatçıana'nın Yayığı adlı tasarımımla birinci oldum. 8 yıllık süre içerisinde, çalışma sürem içerisinde ben bu başarılarımı yapmış olduğumuz İlnoyalarımızı fuarlara katılarak orada tanıtmaya çalıştım. İlk Çamlıya'yla da kazandığım İlnoyası'yla birlikte 4 yıl Emüt Fuarı'na daha sonra da Valiliğimizin ve Kültür Müdürlüğümüzle birlikte Ankara Mersin Tanıtım Günlerine, İzmir'de yine Mersin Tanıtım Günlerinde İlnoyalarımızı tanıtmak için fuarlara katıldık. Silifke'de uluslararası fuara, Konya'da Selçuklu ilçesinin açmış olduğu, yapmış olduğu fuarlara katıldım. Ve Mersin'de de uluslararası fuarlarımıza katıldık. Narenciye festivallerine katıldım. Elimizden geldiğince İlnoyalarımızı değişik tasarımlarla bugünlere taşıyıp tanıtmaya çalıştım. Ve bana çok büyük destekleri olan valiliğimize, kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle İlnoyalarımızda çok değişiklik tasarımlar yaparak biz projeler yaptık. Bu projelerde dünyanın hiçbir yerinde olmayan İlnoyaları çalıştık. Ben bunları size göstermek isterdim ama pandemiden dolayı esnek çalışmada olduğumuz için İlnoyalarımız şu anda yanımızda yok. Ama elimde bulunan İlnoyaları size tanıtmaya çalışacağım. Birçok alanlarda Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde görev yaptığım süre içerisinde de kurslar verdim. Bu kurslarda birçok öğrenciler yetiştirdim. Mersin hanımlarımıza da İlnoyaları öğrettim. Ve birçok yetiştirdiğim öğrencilerim şu anda halk eğitimlerde görev yapıyorlar ve çok başarılılar. Biliniyor ki İlnoyalarımızın eski tarihe dayalı bir geçmişi olan bir sanattır. Çok eski yıllarda, tarihlerde İlnoyalarımız bugünlere kadar hep ip üzerinde ve yazma ve İlnoyaları örtü kenarlarında yapılıyordu. Ve bizlerin sayesine, bizlerin kurslarımızın sayesine bizler değişik tasarımlar yaparak öğrencilerimize öğretmeye çalıştık. Bunları takı tasarımlarda, panolarda, tablolarda ve broşlarda hanımlarımıza yönelik tasarımlar yaptık. Çok da başarılı olduk ve öğrencilerime de çok teşekkür ediyorum. Okumaya çalışıyorum. Yayınına katılan arkadaşlarımıza tebriklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu yayınlarda da emeği geçen herkese, bize vesile olan herkese, başta Yasemin Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim
İnoyalarımızın değerinin bilinmesi, tanıtılması sizlerin sayesinde bizler için çok önemli. Şimdiye kadar gerçekten valilerimizin eşleri, hanımefendilerimiz bizlere çok büyük destek oldu. Özellikle de Kevser Çakacak hanımefendimiz çok büyük önem verdi. Mersin'imize gelen bütün misafirlerimize İnoyalarımızı değişik tasarımlarla hediyelik eşya olarak, hediyelik olarak takdim ettiler. Ben herkese çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve ilk ben sanatçı Kültür Bakanlığımızdan sanatçı kimliği aldığım sıralarda birçok arkadaşlarıma rehber olmaya çalıştım. Onların da kendi sanatlarını yaşatması ve bu alanda sanatçı kimliği almalarına vesile oldum. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Elimden geldiğince İnoyalarımızı fuarlarda, sergilerde ve birçok yerlerde elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Ya ne mutlu bize. İnşallah sizlerin sayesine İnoyalarımız daha güzel yerlere geleceğine ve bizlerin sayesinde de güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Biz yayına katılan arkadaşlarımızdan sorular var. Kullandığınız ipler konusunda bilgi verir misiniz? Ne tür ipler kullanıyorsunuz demişler. Biz ilk olarak Çamlıyayla'da naylon ipliklerle başladık. Çünkü ilk onlar vardı. Onlarla yapıyorduk. Daha sonra da floş iplikleri esneterek takıları, broşları biz onlarla yapmaya başladık. Ama şu anda ipek ipler var. İpek ipler getirtiyoruz Bursa'dan. Onlarla ipek iplerle daha orijinal ve daha görseli güzel olduğu için yaptığımız, oluşturduğumuz çiçekleri orijinal bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu yüzden artık ipek ipler kullanıyoruz. Ülkü Elvan arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum buradan. Kendisi de çok başarılı bir arkadaşımız. Ona da başarıların devamını diliyorum. Ben herkese, yayına katılan herkese sorularından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarımı kutluyorlar. Ben işini seven, işini severek yapan herkesi çok seviyorum. Evet, her yörenin inoyası ayrı. Fakat bizim burada Mersin'imizde sorulan bir soru var. Hani her yörenin inoyası farklı ama Mersin'imizde her çeşit inoyası yapılabilmekte. Örtü kenarlarına, oda takımlarında, dantel şekillerinde ve takılarda, tablolarda her türlü tasarımlar yapılabilmekte. Her yörenin inoyası ayrı. Ben herkese saygı duyuyorum. Sevgiler. Fatma Hocam çok teşekkür ediyorum. Fatma hocamız da çok özveriyle çalışan, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurs açtığım dönemlerde çok hiç ihmal etmeden gelen öğrencilerimden biridir. Çok başarılı bir öğrenci. Gerçekten onu kutluyorum. Şu anda o da İnoyasu kursları açmaya başladı. Ben de ona elimden gelen desteği vereceğim inşallah. Hep bıkmıştı. Yapmak istemiyordu, hani zorlanıyordu ama ben ona İnoyasını sevdirdim ve her zaman bana dua eder. Çok teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz aslında hep İnoyalarımızı buralarda Türkiye'mizi öncelikle tanıtmak, kaybolmuş, şu anda yapılmayan, unutulmaya yüz tutmuş mirasımızı gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Benim tek amacım, ben kendi şahsım ve adıma konuşuyorum. Benim hiçbir zaman bu İnoyasıyla ticaret yapmak veya bunun üzerinden para kazanmak gibi bir amacım hiçbir zaman olmadı. Benim tek amacım bu unutulmaya yüz tutmuş el sanatımızı geçmişten bugüne değişik tasarımlarla gelecek nesillere aktarmaktır. Bunu da elimden geldiğince
yapmaya çalışacağım. Bir soruda diyor ki, katıldığınız yarışmalardaki derece aldığınız ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ben ilk gül kolye ile, zaten o zamanlarda kolye broş yapıyorduk. Daha değişik işte gözlük ipi, yüzük, küpe, bunları yapıyorduk. İlk ben gül kolye ile Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde yarışmaya katıldık. Daha sonra Çamlıyayla'da üzüm çok ön planda olduğu için üzüm yetiştiriciliği. Ben üzümlü tablo yaptım. Bunlara çok büyük emek verdim. Şeyde de Mersin'de de yörük temalı bir çalışma yaptım. Hatice Ana'nın Yayığı adlı bir tasarım yaptım. Bir arkadaşımız da sormuş. Sanırım yayın yeni başladı. İnoyasının geçmiş tarihi ilk ne zaman ortaya çıkmıştır diye. Tabii ki ben bu konuda size bilgi vereceğim. Tarihi hakkında. İlk Türk danteli olarak bilinen İnoyaları geçmişte çok eskilere dayanır. 1905 yılında yapılan menzip kazılarında bulunan örneklerde milattan önce 2000'li yıllara dayanan dönemlerde insanların örgü tekniği bildikleri saptanmıştır. Ve kaynaklar İnoyaları ile yapılan örgülerin 12. yüzyılda Anadolu'dan Balkanlara, oradan da İtalya yolu ile Avrupa'ya yayıldığını belirtmektedir. Oya sözcüğünün başka dillerde karşılığının bulunmaması bu sanatın Türk kadınına ait olduğunu görüşünü desteklemektedir. Oya süslemek ve süslenmek amacıyla genellikle ipek, ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ ve firkete ile yapılan, ayrıca taşıdıkları mesajlarla bir iletişim aracı olarak kullanılan ve tekniği örgü olan bir dantel türüdür. Yani çok eski zamanlarda tarihimizde bu inoyalarımız vardı. O zamanlarda da yapılıyordu. Ama yapılan kazılarda, yapılan araştırmalarda daha çok milattan öncelerine dayanan bir geçmişi var. Sanırım bu kadar yeterli. Evet, bir arkadaşımız da Ülke Elvan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum sorularından dolayı. Tüm yayına katılan, soru soran tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet, Ülke Elvan arkadaşımız çok değişik tekniklerde inoyaları yapıldığını da söylüyor. Evet, aslında asıl teknik bizim tekniğimiz. Ama inoyasının birçok teknikleri var. File tekniği var, sık iğne tekniği var, file şeklinde yapılan oyalar da var. Ama sık iğne tekniğiyle yapılan oyalar da var. Bir arkadaşımız da iğne oyasında kullanılan teknikler demiş. Evet, ben bunu yine size söyleyeceğim. İlk ilmek, yani zürafa tekniği ile başlıyor. Zürafa, her bir ilmek zürafa tekniğidir. Zürafa tekniği olmadan İğneoyası zaten yapılamaz. Biz bunları İğneoyası zürafa tekniğiyle arttırmalar, eksiltmelerle onlarla yapıyoruz. Yeni yaptığımız ürünlerle, hani bir diyelim ki bir çiçek oluşumu yapacağız. Biz bunu doğaçlama olarak arttırmalarla, eksiltmelerle o şekli verebiliyoruz. Bir arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Hülya Görmezoğlu. Şu anda yapmış olduğunuz sanat dalının yayılımı nasıl? Yaptığınız örneklere rağbet var mıdır diyor.
Evet, yaptığımız sanat dalı yayılımı çok güzel. Biz elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Zaten durduk yere biz bunu yaparak hiçbir şey elde edemeyiz. Bunları tanıtmamız gerekiyor. Biz de elimizden gelen tanıtımları yaptık. Şu anda gerçekten çok büyük bir ilgi var. Enstitümüze de çok siparişler var. Hanımlarımızın çok ilgisini çekiyor. Zaten enstitümüzde yaptığımız inayaları dünyanın hiçbir yerinde yok. Asuberk arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Örnekler görebilir miyiz dedi. Birazdan göstereceğim. Masamın üstünde örneklerimiz var. Tabii ki görebilirsiniz. Ben bu şekilde size gösteriyorum. Çok teşekkür ediyorum sorularınızdan dolayı. Yasemin Akbulut arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Boyutlu bir çiçek çalışmasında başlama tekniği nasıldır diye soru sormuş. O çiçeği biz ilk önce çizimlerini yapıyoruz, kalıpla çalışıyoruz. Yaprağın çizimini yapıp doğaçlama olarak zürafa tekniklerini kullanıyoruz. O şekilde yapıyoruz. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Bana soru soran arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dilerim sorularının karşılığının cevabını verebilmişimdir. Sormak istedikleriniz varsa ben buradayım. Cevap verebilirim. Cemal Özturgut çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum size. Hülya Görmezoğlu, uygulamalı bir örnek göstermemiz mümkün müdür? Evet. Biraz sonra size bir yaprağın nasıl yapıldığını ben bunları size göstereceğim. Artırmaları, eksiltmeleri, zürafa tekniğini hepsini göstereceğim. Yalnız arkadaşlar hani bu çiçekler nasıl yapılıyor, nasıl oluşuyor diye sorular da soruluyor. Bu insanın becerisi, teknikleri bildikten sonra her çiçekte istediğiniz tekniği kullanabilirsiniz. Her çiçekte farklı teknikler kullanılıyor. Artırılara mesela bir karanfilde çoklu bir artırma yapıyorsunuz. Onun fonunu oluşturabilmek için, görselini verebilmek için. Ben size nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bir yaprağın oluşumunu. Bu çalıştığımız bizim ipek ip. Önce ipi esnetiyoruz. Zürafaları çok rahat bir şekilde oturtup sert yapabilmek için.
şekilde elimizi dolayıp önce bir ilmek atıyoruz. Şu şekilde iğnenin üzerine atarak böyle. İki tane zürafa yaptım ve sonra tekrar baştaki yaptığım ilk zürafaya batarak, ilmek diyelim, ilmeğe batarak tekrar geri dönüyorum. Geri döndükten sonra artırma işlemi yapacağım burada. Artırma işleminde tekrar geri döndüğüm ilmeğin içerisine tekrar iğneyi batırıyorum ve tekrar oraya bir ilmek atıyorum. Tekrar devam ediyorum ve en sondaki ilmeğe tekrar aynı şekilde bir ilmek daha yapıyorum. Ve şu anda 2 ilmekken şu anda 3 tane oldu. Yine tekrar bir en başa geliyorum. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum yapacağım sayıya kadar. İpek iplerle biraz çalışmak zor. Çünkü hem inceler hem çok takılıyorlar. Çok ince işler yapılıyor ipek iplerle. Biz bir de 4 numarasını değil, ipek iplerin numara numara kalınlıkları var. Biz ince olanla 3 numarayla çalışıyoruz. Görüldüğü gibi ilk başta nasıl bir uygulama yaptıysam en başa geldiğimde yine aynı zürafaya tekrar bir tane daha ben ilmek yapıyorum oraya. Artırabildiğim sayıya kadar aynı şekilde uygulamaya devam ediyorum. Şu anda zaten sanırım 6 tane olacak. Bu bir yaprak oluşumu. Bu en basit olanı. Yaprağın büyüklüğüne göre çoğaltabilirim de, daha küçük de yapabilirim. Küçük çiçeklerde daha küçük yapıyoruz. Büyük çiçeklerde bu 15-20'ye kadar da çıkabiliyor. İstediğiniz sayı çiçeğin büyüklüğüne göre değişiyor. Ben şimdi eksiltmeyi de göstereceğim. Tekrar ben bu 6 tane olan ilmeğin en başına geri geliyorum ve eksiltmede tekrar batmıyorum. Aynı yere değil, diğer ilmeğe batıyorum. O zaman direkt eksiliyor. Biz sıkı teknik çalıştığımız için biraz sıkı oluyor iğneler. Yine de elimden geldiğince size gösterebilmek için sıkı yapmamaya çalışıyorum ama yine de elimiz alışmış böyle. Görüldüğünüz gibi şu anda 5 tane oldu. 5 küçülüyor. Yine aynı şekilde başa döndüğümde
Başa döndüğümde battığım ilmeğe tekrar aynı batmıyorum eksiltmelerde. Eğer arttıracaksam aynı yere batıyorum. Ama şu anda eksiltme yaptığım için direkt diğer ilmeğe geçiyorum. Ve şu anda bayağı bir eksildi. En sonlara geliyoruz. Bu bir sadece basit bir yaprak oluşumu. Ve zaten ilk İNO'yu öğrettiğimizde zürafa tekniğinden sonra sinek kanadı, küçük dağlar ve daha sonrasında biz bu yaprak oluşumunu yaptırıyoruz. Ve şöyle İNO'yu bitiriyoruz. Bir yaprak oluşturdum size. Bu şekilde. Böyle. Küçük bir yaprak oluşturdum. Önce tabandan arttırırken 2 iğne ile başladım. Kenarlardan aynı ilmeğe tekrar battım. Daha sonrasında 6 ilmeğe kadar çoğalttım. Daha sonrasında eksiltirken tekrar başa geldiğimde, tekrar geri döndüğümde aynı ilmeğe batmadan yaprağıma devam ettim ve tek ilmeğe geldiğinde en son sivrilik vermek için tekrar tek iğneye battım. Bu şekilde. Ben de çok teşekkür ederim. Şu anda ipek ipler olduğu için çok fazla belki görünmüyordur ama şöyle yine de göstermeye çalışayım ben. Şöyle. Bu şekilde. Yakından görebiliyor musunuz? Ben sorularından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Soruları okumaya çalışıyorum. Evet, kolyemi ben yaptım. Efe oyalarından böyle değişik takı aksesuarlarıyla bu şekilde şöyle yakından göstereyim. Bu spor bir kıyafette çok şık duran bir fular. Bunların çok değişikleri de var bu şekilde. Bu Efe oyalarından, bunun ismi Efe oyası ve bunda file teknikleri kullanmış. Seyrek ilmekler atılarak yapıldı. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Katılımınızlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha çok aslında yaptığımız ürünler vardı. Çok üzgünüm onları size gösteremediğim için. Gerçekten çok değerli, çok güzel iğne oyalarımız vardı. Ama şu anda biz evde esnek çalışmadayız. Bu yüzden hiçbir iğne oyalarımız yanımızda olamadığı için onları size gösteremiyorum. Yarışmada aldığım ödülleri de size göstermek isterdim ama şu anda zaten olgunlaşmada, Adana olgunlaşmada almış olduğum ödül müzelerinde sergileniyor olgunlaşmanın. Çamlıyayla'da almış olduğum ödül de kültür müdürlüğümüzde orada sergileniyor. Hepsi orada ayrı yerlerde. Ben onları tekrar onlardan almadım. Onların tanıtımları yapılıyor değişik bir şekilde. Zaten Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde yapmış olduğum ipekten de o. Yaptığım yayık altındaki leğen yayıkların direkleri hepsi iğne oyası ipek iple yapılmıştır. O üzerindeki Hatice anamızın yeleği de iğne oyasından yapıldı. Onları birebir göstermek isterdim size ama yanımda değil. İnşallah ileride güzel çalışmalarla sizlerle birlikte oluruz. İnoyasıyla ilgili sormak istedikleriniz olursa ben buradayım. Ben size İnoyasının tarihleriyle ilgili ve geçmişten bugüne
neler yapıldığı hakkında ben size bilgi vermek istiyorum. Az önce ben tarihiyle ilgili bir bilgi paylaşmıştım sizle. Oya süslemek ve süslenmek amacıyla genellikle ipek irbişim, ipek iplikler kullanılarak iğne, mekik, tığ ve tilkete ile yapılan, ayrıca taşıdıkları mesajlarla bir iletişim aracı olarak kullanılan ve tekniği örgü olan bir dantel türüdür. İğne oyası da bu çeşitlerinden biridir. Küçük iğnelerle düğüm atmak suretiyle yapılan iğne oyalarında düğümler sıkılaştırıldıkça örgü gözleri şekil almaktadır. İğne üzerine iplikle ilmek atarak ve iğne ile ipliği bu ilmek içinden geçirerek çekerek yapılan iğne oyalarının kare ve üçgen olmak üzere iki ilmek türü bulunmaktadır. İğne oyaları farklı tekniklerle üretilerek tekli sarma ve çiftli sarma biçiminde yapılmaktadır. Ve bu teknikler de zürafa tekniği, kirpik tekniği, sinek kanadı tekniği, bülbül tükürüğü tekniği, sıçan dişi tekniği, atkısız ilmek tekniğidir. Bunlar ilk öğrencilerimize öğrettiğimiz ilk başlangıçta iğne oyası öğretilirken yapılan teknikler. Oyalar Anadolu kadınının ince ruhunun, değer yargılarının, kültürünün, söylemek isteyip de söyleyemediklerinin bir yansıması olan otantik bir sanattır. Anadolu kadını oyalarla sadece başörtüsünü süslemez. Onları adeta birer sözsüz iletişim unsuru olarak kullanırlar. Örneğin eşine kızan gelinler acı biber oyası, eşinin ilgisizliğinden şikayetçi olan kadınlar arpa çiçeği oyası, nişanlı kızlar pembe sümbül oyası, eşi başka şehirde çalışan kadınlar yabani gül oyası, aşık kızlar mor sümbül oyası örterdi başına. Anadolu kadını yazmasını oyasız örtmez. Bu yüzden topraklarında açan rengarenk çiçeklerden ilham alarak yazmalarını süsler. Mersin Çamlıyala yöresinde de genellikle bu çiçeklerden adını alan, kadınlarımızın ruhunu yansıtan ve bir renk cümbüşünü andıran motif adlarından bazıları şunlardır: berber aynası, bamya çiçeği, nardane küpeli, murt yaprağı, gül tomuru, hanım eli, damat bohçası, düldül banet, püren çiçeği, namrun gülü, cimcime, kütüle, yan karanfil, kayıklı, üç güllü karanfildir. İğne oyası hakkında elimden geldiğince sizlere bilgi vermeye çalıştım. Tarihi hakkında şimdiye kadar. Gerçekten Çamlıyayla'da ilk iğne oyasıyla tanıştığım sürelerde hanımlarımız iğne oyalarına duygu ve düşüncelerini aktarmışlardır. Ben de öyleyim. İğne oyası yaparken başka bir dünyada olurum. Onlar duygu ve düşüncelerimizi, fikirlerimizi, her şeyimizi taşıyan bir sanattır. İnsanlar acılarını, sevinçlerini, üzüntülerini el sanatıyla paylaşıyorlar. Onları yaparken birçok şeyleri paylaşımda bulunuyorlar, birçok şeyleri ifade ediyorlar. Evet, aslında birçok çiçeklerin de bu soruları soran arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum Asu Berk. Evet, daha aslında portakal çiçeğinin de ölümle doğumu anlattığı birçok çiçeklerin anlamları var. Daha önceleri biliyorsunuz askerlikler çok uzun olduğu zamanlarda annelerimiz, teyzelerimiz el oyaları, iğne oyaları yaparken hasretlerini dile getirmişler ve onlara ayrı bir isimler koymuşlar. Mesela çakır tikeni var. Çakır tikenini bir geline örtüyorlar. Gittiğin yerde diken gibi batma diye. Böyle bir anlamları var iğne oyalarının. Bu kitap bizim enstitümüzde hazırlamış olduğumuz, kendi araştırmalarımızda yaptığımız bir kitaptır. Kendi kitabımızdan, kendi yaptığımız, hazırladığımız kitaptan okudum size. Hani dışarıdan başka yerden alınmış değildir. Bu kitabın hazırlanmasında da benim ismim var. Daha öncesinde de Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde de bir kitap hazırlığı oldu.
O kitap hazırlığında da benim ismim var. Bütün çalışmalarda, araştırmalarda benim de büyük emeğim var. Ben de çok teşekkür ediyorum hepinize. Dilerim İlyon Ayasının geçmişi hakkında ve gelecek nesillere aktarılması hakkında sizlere güzel bilgiler verebildiysem ne mutlu bana. Ben buradan bütün hanımlarımıza yine de bir mesajda bulunmak istiyorum. Evet, halk eğitimlerde de görev yaptım. Orada da birçok öğrenciler yetiştirdim. Orada da güzel tasarımlar yaptım. Ama olgunlaşma enstitüleri çok farklı bir okul. Tarihi sanatları yaşatan, bugünleri aktaran, gerek benim sanatım gerekse diğer el sanatlarını yaşatan bir meslek okuludur. Ben burada evde sıkılıyorum diyen hanımlarımıza ben buradan bir mesaj göndermek istiyorum. Hiç sıkılmayın. Bulunduğunuz illerde olgunlaşma enstitüleri varsa mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü 2 yıllık meslek eğitim yüksek meslek okuludur. 2 yıllık. 2 yıl okuyorsunuz, oradan aldığınız belgelerle usta öğretici oluyorsunuz. İş yeri açma belgeniz oluyor. Meslek lisesine denklik belgeler veriliyor. Sanırım usta öğretici yetiştiren tek meslek okulu diye düşünüyorum. Gitmenizi gerçekten tavsiye ederim. Oraya giden öğrenciler bizlerden daha çok şanslı. Her türlü sanatı öğreniyorlar. Sadece İyun Ayası değil. Her türlü sanatı öğreniyorlar ve oradan da meslek edinerek ayrılıyorlar, mezun oluyorlar. Evet, Yasemin Hanım'a böyle bir yayın düzenlediği için, sizlerle bizleri bir araya getirdiği için, sizlerle buluşturdukları için ve İnoyalarımızın geçmişini, tarihini anlatıp da sizleri bilgilendirme fırsatı verdiği için Yasemin hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için, sorularınızı sorduğunuz için. Dilerim güzel cevaplar verebilmişimdir. Sizi güzel bir şekilde bilgilendirebilmişimdir. Bizim hedefimiz, daha doğrusu benim hedefim, kendi adıma konuşayım ben. Kendi hedefim ileride olabilecek uluslararası yarışmalarına yine Türkiye'mizi, Mersin'imizi temsilen çok güzel tasarımlarla katılabilmek. Ben bunları umut ediyorum. Çok güzel tasarımlarla İnoyalarımızı dünyaya tanıtabilmek. Tek amacım bu. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız istedikleri soruları sorabilirler. Onlara gerekli cevapları verebilirim. Osman Menteş Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Aslında Yasemin Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bizi bir araya getirdiler. Bu bilgileri size aktarma fırsatı verdiler. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. İnoyalarını her türlü alanda kullanabiliriz. Çiçeklerimizi her türlü alanda kullanabiliriz. Biz kıyafetlerde kullanıyoruz. Doğadaki çiçekleri, endemik bitkileri İyun Ayası halinde yapıyoruz.
Doğadaki bir çiçeğin aynısını Inoya'sı yapabiliyoruz. Hani o konumdayız. Eğer ben de çevreme, öğrencilerime ve Mersin'ime, daha doğrusu vatanıma faydalı olabiliyorsam, olabildiysem ne mutlu bana. Bir de şunu söylemek istiyorum. Benim kurs verdiğim dönemlerde öğrencilerimden birkaç kişi ben yapamıyorum, ben başaramayacağım demişti ve onlara ben inoyalarını sevdirdim, yapmalarını sağladım. Çok da başarılı oldular. Hiçbir zaman yapamam, ben bu işi başaramam diye umutsuzluğa kapılmayın. Bizler de ilk bu işlere başladığımızda doğadan çiçekleri inoyasında oluşturarak, tasarımlar yaparak başladık ve bugünlere geldik. Hiçbir şekilde başaramam, yapamam diye düşünmeyin. Bir insan istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hülya Görmezoğlu arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Evet, onu duydum. Allah nasip ederse o yarışmaya katılmak istiyorum. Ben bilgilendirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Eser Eke Bayramoğlu arkadaşımız bir soru sormuş. Murt meyvesi anlamı nedir? Evet, biz murt çiçeğini yaptık. Ama onun tamam, sağlık açısından çok faydalı bir meyve olduğunu biliyorum. Ama onun Murt ilçesinde ne anlama geldiğini bilmiyorum. Dediğim gibi hani arkadaşlarımızı Eser Bey'i bu konuda bilgilendirmek isterim. Şu anda yaptığımız çalışmalar, tabii ki biz onları adlandırıyoruz, isimleri var. Bu yeni çalışmaların isimleri var. Ama geçmişte yapılan inoyalarının her birinin isimleri vardı. Ben herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yasemin Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Nereden durduruyoruz?